Psikolog Merve Nebati, günümüzde birçok kişinin yaşadığı aşırı düşünme alışkanlığına dikkat çekerek, günümüzde sıkça yapılan ve bu alışkanlığın birçok hastalığa yol açabileceğini ifade etti. Gelecek ve geçmişle ilgili konuların ve olayların üzerinde gereğinden fazla düşündüğümüz bir durumdur. Düşünme süreci beynimizin doğal bir parçasıdır. Zihnimizin bir filtresi olmadığı için gün içinde olumlu veya olumsuz birçok düşünceye maruz kalabiliriz. Aşırı düşünme konusunda konuşan psikolog Merve Nebati şunları dile getirdi. Ve bireysel yaşantılarımızdaki problemler doğal etmenlerdir. Araştırmalar özellikle 25-35 yaş arası bireylerin %73'ünün uzun vadede aşırı düşünme probleminden muzdarip olduğunu göstermektedir. Anıları zihinde tekrar ederek sürekli belli bir ana dönme, her olay karşısında geleceğe yönelik sürekli bir plan içerisinde olma, zihindeki sesler susmadığı için uyku problemleri yaşamam, bir konudan başka bir konuya atlayan düşüncelere sahip olma ve buna eşlik eden endişe hissi ve karar verirken zorlanma aşırı düşünme semptomları arasındadır. Bir durum üzerinde gereğinden fazla düşünüldüğünde bazı psikolojik problemlerin de temeli atılmış olunmaktadır. Bu psikolojik problemler arasında depresyon, tükenmişlik sendromu, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, ileri evrede madde bağımlılığı ve intihar riski de yer almaktadır. Aşırı düşünmeyle başa çıkabilmek için kötü haberler daha dikkat çekicidir. Bu nedenle Twitter kullanıyorsanız da uzak kalmak iyi gelecektir. Olaylar karşısındaki düşüncelerimiz duygularımıza yansımaktadır. Bu sebeple düşünce ve duygu formu oluşturabilirsiniz. Uzun vadede çözüm sağlayabilmek adına uzman desteği almaktan çekinmeyiniz. Terapi almak bireylerin büyük ruhsal bozuklukları olduğu anlamına gelmez. Çoğunlukla bir şeylerin ters gittiğinin farkına varabilecek sağlıkta olan bireyler terapiye başvururlar. Psikoterapi seanslarımızda danışanın öyküsü, tanı, uygulanan ölçek ve değerlendirmeler neticesinde bu semptomların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.